Ama Beşiktaş'ta da işte Rıdvan, Ersin gibi futbolcuların önümüzdeki sezon e, Avrupa'da forma giymesi olası ihtimaller arasında. Selahattin Kınalı. Ya e, Rıdvan kardeşim Emirhan vardı. Onlarla ilgili sözleri var ama bir bilgi, bilgi geldi. Onu paylaşayım. Bir yanlış anlama olmuş. Dün e, Zonguldak Karadeniz Ereğli'de bir okulda Trabzonspor bayrağı asılıyor diye bir aklı evvel aslında internet yasasının ne kadar önemli olduğunu anlatan bir örnek bu. İşte bu bayrak burada Türk bayrağı indirildi Trabzonspor bayrağı asıldı yalanıyla bir şehri ayağa kaldırdı kenti. İşte araştırıldı filan. Hatta bazı hemen insanların aklına şey geliyor. İşte kesin Fener'le biri yapmıştır. Ön yargılıyız ee, en baştan söyleyeyim Fener'le ya da Galatasaray'a bir şey hiçbir alakası yok konunun. Orada bir gazeteci olduğunu söyleyen kişi ismini vermeyeyim şimdi bir haber yapıyor. Türk bayrağı indirip Trabzonspor bayrağı astılar diye. E Kaymakam hiç araştırmadan atlıyor konunun üstüne, vali atıyordu. vali araştırmadan öğrenemeden apar topar Trabzonsur bayrağını indiriyorlar. Oysa e, konunun e, Türk bayrağı yok zaten orada yani öyle bir şey yok, o yalan. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hiç öyle, onların da bir e, ilgisi yok konuyla. Konuşu oradaki Fen lisesiymiş Ereğli hı hı. Fen lisesi, o lisenin gönderine o sene şampiyon olan takımın bayrağı asılıyor. Zaten araştırdık bulduk. E, son 10 yılda oluyor. Fenerbahçe'nin bayrağı yok çünkü. Yani Beşiktaş ve Galatasaray'a bayrakları asılmış. Törenle asılmış. Herkes de alkışlamış. Yani hani Habil ile Kabil'in savaşı var ya. Kabil'in tarafında duranlar yani kardeşi Habil'i hasetten öldürenlerden biri herhalde bu gazeteci olduğu söylenen kişi. E, o öyle bir haber yapıyor. Bir şehri ayağa kaldırıyor. Trabzonsporlardan da çok şey geldi. Şunu bilsinler konunun ee, İstanbul takımlarıyla hiçbir ilgisi yok. Kimseyi öyle e, akıl almaz şeylerle suçlamaya kalkmayın. Tamamen e, internet yasasının ne kadar gerekli olduğunu gösteren bir gazetecilik e, tavrıydı bu. Sonra kaymakam da e, ilçe milli eğitim müdürlüğü, valilikte öğreniyorlar gerçeğini. Zaten eski fotoğraflar da ortaya çıkınca e, konu kapanıyor. ya bunu da söyleyelim. Yani bu konunun özeti budur. Eee e, Fenerbahçe ile Beşiktaş ile Galatasaray ile Bursa ile hiçbir yani. ilgisi yok. Tamamen e, sorumluluk alanını bilmeyen sorumsuz bir gazetecinin bir kenti galeyana getirmesiydi. Allah'tan işe kaymakam bir müdahale etti başka, başka ne Başka ne bir bilir? şey mi? Yani. Başka Peki, ne denebilir bilmiyorum. E, yavaş yavaş süremizi de idareyle Gelelim kullanalım. Gelelim Rıdvan Evet. Yani Rıdvan, ben Emirhan'a mesele Emirhan daha başka bir kumaş. Serdar daha iyi anlar. E, estetikleri de bilir oyuncuların. Emirhan başka bir kumaş. Niye? Ya ben her öndekileri, arkadakileri ya biz de top oynadık ya. Mesela takımda diyelim en iyi oyuncu gelmedi. İşte defansın en iyi oyuncusu gelmedi. İşte sağ açık oynayan Kamil'e dedi. Kamil sen stopersin bugün. Ha, i̇dare edersin orayı. Yani küçümsemek için söylemiyorum da arka bölgeyi bir şekilde vasat oyuncularla da doldurursun. Yetenekli oyuncular öne çıkar Rıdvan'ı yetenekli. Ama ben hep üçüncü bölge oyuncuları üzerinden futbolu yorumlama taraftarıyım. Yani çünkü futbolun güzelliği gol. Ee, tabii ki önleyici hizmet veren kaleciler ve defansın kalitesi de önemli. Ama golcünün kalitesini, üçüncü bölge oyuncusunun kalitesini ne kadar yukarıya taşırsan e, futbolun temaşa özelliği de o kadar öne çıkıyor. Şimdi Emirhan da mesela böyle bir oyuncu. Çok hoşuma gitti Emirhan. Tabii. Neyi hoşuma gitti? Sorumluluk alıyor ya 40 metreye ters top atıyor. Olmasın gitmesin. O güven duygusunun onun içinde olması bize ileriye dair umut veriyor. Kesinlikle. Çünkü asıl olan o duygu, yeteneği var. O güven duygusuyla yeteneğini buluşturup birlikte çoğalma yoluna giderlerse Türk futbolu Emirhan gibi bir yıldız daha kazanacak. Ve aşağıda öyle oyuncular var diyorum yani. Ben Galatasaray örneğini verirken de var. niye koyayım? Ya atını sahaya işte Beşiktaş'ta zorunluluktan attı. E görüyorsun işte oynuyor bu çocuklar. Yani yabancı düşmanlığı falan da değil ya. Benim benim hani hayata bakışımda yabancı işte Müslüman, Hristiyan öyle bir ayrımlar bende yok. Ben iyi oyuncu, kötü oyuncu futbola bakarsak eğer e, genel anlamda da iyi insan, kötü insan. Yani Habil, Kabil ayırırsak hani evet. iyi insan, kötü insan. Yabancı karşılığı değil. Ama e, Barcelona'nın ilk 11'inde 4 tane, 5 tane altyapı oyuncusu görünce hani bizde de olsun diyoruz. Hani biz onlardan daha mı evrenseliz yani? Başka şeydir yaşadığın şeyden ya bahçelinden kopardığın e, maydanozdan daha çok zevk almıyor musun? Bahçelinden kopardığın domates al ki daha küttür belki öbürü daha iyidir ama o, sen emek vermişsin ona. Onun tadı bambaşka onun tadını ruhumla duyumsarsın dilinle değil sadece. Ama bahçedeki maydanozu koruyalım abi orada dursun maydanoz böyle çürüsün bizim yani aklımız böyle işliyor aman o maydanoz orada dursun. Sabahları bakayım maydanoza. Ne güzel. Bahçede Abi. çok güzel yetiştirmişim ya. Harika. Sonra döneyim pazardan. Pazardan bir maydanoz alıp yiyeyim. Ertesi gün kalktığımda yine maydanoza bakayım. Bu kısır döngüde aman onları şey yapmayalım. Beşiktaş'ı dışın sürmeyelim. Yönetimsel olarak da koyduğu tavır belki de hani herkese örnek olabilir. Yani Fenerbahçe'de hani Çakan vardı Solbek. Ama Arda'dan başkasını çok göremedik. Muhammed'i bilmiyorum bu sene süre alır mı. Ama Beşiktaş sanki zorunluluktan hoca tercihinin de etkisiyle e, daha gençleri daha çok göreceğiz. Hani hem i̇şte ekonomik ama. sorunlar, yönetim tavrı. Zaten. Evet. Çok doğru. Sadece Santfor konusunda tecrübeli bir ismi. No. Hani sanki bütçeyi daha oraya ayıracaklarmış gibi. Yani biz Ersin'in, kaleci Ersin'in e, satışından bahsediyoruz. Son maçta Emre Bilgin'i izledik. E, taraftar da çok mutlu oldu Emre'nin performansında tabii ki. Tabii ama e... Serdar bir şey söyleyeyim mi? öyle devam. Tabii, tabii Beşik Beşiktaş şimdi Batçıya'yı yolladı ya. Evet. Batçıya gitti yerde 40 gol atabilir. O to abi, direkten at, dönen topların yarısı yok girirse... yalnız ya. Yani hani bir sezonu var sadece. Ya ben Batçıya ile ilgili o kadar olumlu konuştum ki sezon içinde. Ya dedim ki hani tamam bu maçtan sonra çıkışa geçecek. Bu maçtan sonra çıkışa geçecek. Yok abi bazı maçlarda saç baş yoldurdu. Canlı da izledim. Harika bir oyuncu. Kesinlikle kabulüm. Ama gol noktasında... Kimya mı tutmadı? Yok ne abi diyorsun? bu başka bir şey. Yani diyorsun ki tamam artık attı dediğin noktada bile ben bile artık hiçbir şey söyleyemiyorum Tamamen ama afaki söylüyorum. Ya şu var. Oyun içi yaptığı katkı muazzam. Buna en evet. fikrim ama yok Beşiktaş'ın ihtiyacı goldü. Orayı yapamadı Batshuayi. Ya Batshuayi'den çıkıp yine Rıdvan'a döneyim, genç oyunculara döneyim. Ya Rıdvan Yılmaz'la ilgili maalesef şu da var. Çocuk 3 ay önce milli takımda oynayamadı. Ya bizim en ihtiyacımız olan dönemde Türkiye'nin en iyi sol bekini biz oynatmadık. Genç çünkü. Evet çünkü o maydanoz kendi yetiştirdiğimiz maydanoz ya. O yüzden de onu korumaya çalıştık. Milli takımdakiler bile Rıdvan Yılmaz'ı oynatmadılar. Ya Ben evet. hala bunu söylemeye devam ediyorum. Yani çok şükür şimdi neden alındı bilmiyorum Rıdvan Yılmaz, Eren Elmalı, Ferdi ve Rıdvan Yılmaz rotasyonu üçünden bahsediyorum. E bir zahmet artık herhalde milli takımın değişmez sol bekinin Rıdvan Yılmaz olduğunu herhalde öğrenmiştir herkes. Ama gecikmeli olarak da herkes diyorum buradan da artık nereye gidiyorsa o mesaj gitmiştir diye tahmin ediyorum. Bu çocuğa çok büyük haksızlık ettik biz milli takımda. Çok da kalelerini şey. Çünkü ya bak şöyle bir şey var. Bu çocuğun performansının en azından bu sene üzerinde maksimum olduğu bir dönemde arkadaşları bile şey diyordur. Abi bu hafta milli takımda sen oynayacaksın Rıdvan deyip bir baktık abi Rıdvan Yılmaz yerine Caner Erkin oynadı ya bizim milli takımda. Bak Caner Erkin'e de e, yani çok büyük bir oyuncudur. Harika bir kariyeri vardır. Yanlış anlaşılmasın ne olur. Ama Rıdvan da geliyor yani. Yani ben Rıdvan Yılmaz'ı izledikten sonra ve bir Alman teknik adamın Rıdvan Yılmaz'ı izledikten sonra Caner Erkin kararını vermesini... Esefle kınıyorum abi başka diyecek hiçbir şeyim yok. Ya şey de aklına geliyor mu acaba oyuncuları kim seçiyor mı yoksa başkaları? Bunu mı? bilmiyorum. Kim seçtiyse sözüm ona zaten. Hmm. Yok teknik adamadır Ama sonuçta sorun Bir milli o. takım yani şuraya bir İngiliz, bir Alman, bir İskoç, ya Almanı getirdik işte. Alman karar verdi. O oyunu sayarsan bir de temel etli oraya. Ya bir ya. İskoç, bir İngiliz, bir dedi, bir de temel insan haliyle bekliyor yani. Bekliyor, bekliyor ve ya bilmiyorum ama Rıdvan'la ilgili hep içimde kalan o maçta neden Rıdvan Yılmaz yok ve bu çocuğun gerçekten de Rıdvan e, o kadar büyük işleri o kadar basit yapıyor eh, ki. Bravo, harika tabir. O yüzden şey, evet, harika diyor, tabir. Ya, kötü ya bu olmaz. Halbuki o kadar büyük iş yapıyor ki fakat çok basit ya yapıyor. bir kere Rıdvan <laughs> Yılmaz'ın gelişime çok açık demiyorum geliştirdi çünkü. Ee, ben hani akademiden de bildiğim bir oyuncu gerçekten üstüne çok şey kattı Rıdvan Yılmaz. Ama bir plan verdiğin zaman yani bir ödev verdiğin zaman Rıdvan Yılmaz'a bunu evde gidiyor çalışıyor. Evde dediğim hani antrenmanlar vesairesine. Ve Sergen Yalçın'la oyunda hatırlıyor musunuz? Rıdvan Yılmaz sol tarafta hep boş demarki halde kalıp kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Bir sol bekten. Oleri var. İşte bu bir plan ve bu plana uyan bir futbolcu var. Ve hani taktiksel sadakat. Almanlar taktiğe çok meraklı. Çok sadakate çok önem veriyorlar. Alıştı abi. Ve Alman zihniyetinde... Ne vardır, dağınık oyuncuyu sevmezler. Evet. Tezatlığa tezatlığa bak işte. Evet. Daha diyecek hiçbir şeyim yok yani. İnşallah hani Beşiktaş'a yalnız şu da var, ee, doğru parayı kazandırarak evet. gitmesi. Bence çok önemli. Tek takamlar. Genç değil. oyuncuların çünkü bazen kafasını karıştıranlar var. Buraya Beşiktaş kulübü de çok dikkat etsin. Ben şimdilik sadece bunu söyleyeceğim o kadar. Rıdvan akıllı, işe kafası karışmaz. İnşallah çok akıllı kafası akıllı, karışmaz çünkü çok iyi bir oyuncu, çok büyük evet. bir oyuncu. Ha peki ne istiyoruz? Mesela şimdi şimdi böyle bakıyorum Rıdvan. Çok çok ya sevimli de bir karakter. Çok. Genç çocukların hepsi öyle ya. İnşallah abilerine bakmazlar. Evet. Peki, e... parasını bulursa gitmeli mi, gitmemeli? Ona da emin değilim.